Merhaba dostlarım, ben Serdar ve San Andreas gizemleri efsanevi canavarlara hoş geldiniz. San Andreas o kadar büyük bir oyun ki birçok detayı gözden kaçırıyor, birçok tuhaf ipucunu hiç fark etmiyor olabilirsiniz. Hatta fark edemediğiniz bu detaylar oyun dünyasını, oyun içindeki en gizemli efsaneleri aramaya itiyor. Mutantlar. Mutant yaratıklar oyuncular tarafından diğer efsanelerin aksine haritadaki birçok birbirinden alakasız yerlerde görüldüğü rapor edildi. Bir efsaneye göre 69. bölge askeri üssünde yapılan deneylerde doğan mutantlar o askeri üsten kaçmayı başardı ve çölün dört bir yanına dağıldı. Black Project adlı görevden de anladığımız kadarıyla hem askeri üste bazı çılgın olaylar dönüyor hem de askeri üste giriş çıkış çok kolay. Fort Carson kasabasının batısında hiçbir görevde kullanılmayan bir mağara var. Bir diğer efsaneye göre ise bu mağarada garip görünüşlü, akrep ile insanın arasında bir şey olarak tarif edilen bir yaratık var. Bunu gördüğünü iddia eden oyuncular bu yaratığı mutant olarak tanımlıyor. Mutantların son olarak Biovel adlı biyolojik ve kimyasal materyallerin atıldığı bir kuyudan çıktığı söyleniyor. Biovel'in yakınlarında bir Sprunk fabrikası ise tamamen terk edilmiş ve oyundaki hiçbir görevle alakası yok. Biovel ve civarındaki yeşil kimyasal izleri ise kimyasal kuyudan bir sızıntı olduğunu veya kuyudan bir şeyin çıktığını ve üzerindeki kimyasal artıkların iz bıraktığını gösteriyor. Fabrikanın garip durumu ve bu kimyasal izler Biovel mutant teorisini destekler nitelikte. Kiflom. Bir önceki videoda gizemli Epsilon tarikatından ve oyun içindeki kesin varlığından konuşmuştuk. Bazı San Andreas gizem avcılarına göre oyundaki günlerimizi Epsilon'un tanrısı Kiflom'un 12 öğretisine göre yaşarsak oyunda ekstra bir görev serisi açarız. Teorisyenlere göre bu görev serisini haritanın Kraft'ın soyundan gelenlerin sahip olduğu yara izine benzeyen bir parçasına giderek başlatıyoruz. Haritanın bu parçasında kutsal bir ağacın içinden geçerek Kiflom'un boyutuna gidiyoruz ve Epsilonistlerin inandığı tanrı olan Kiflom ile yüz yüze geliyoruz. Her ne kadar yüzlerce oyuncu haritanın bu parçasını bulduğunu iddia etse de daha kimse bir şey kanıtlayamadı. Şeytanlar ve melekler. San Andreas, şeytanlar ve melekler gibi metafiziksel figürlerden uzak değil. Oyunda hem şeytanlara hem de meleklere göndermeler var. Mount Child'daki bazı kayalarda meleğe benzeyen figürler vardır. Bu sadece bir rastlantı değildir çünkü Mount Child'ın zirvesinde de bazen ışıktan yapılmış meleğe benzeyen figürler görülmektedir. Hatta Mount Child'ın hemen yanındaki kasabanın adı ise Melek Çamı, Angel Pine'dır. Oyunda şeytanlarda da referans bulunabilir. Las Bruas hayalet kasabasının bir kısmı El Castillo del Diablo yani Şeytanın Kalesi adlı bölgede yer alır. Montgomery isimli köyde ise bir kısmı yanıp kapkara olmuş bir bina bulunmaktadır. İddialara göre bir şeytan bu binada yaşayan birisini ele geçirmiş, şeytan çıkarma ayini sırasında da işler kontrolden çıkmış ve bina yanmıştır. Kayaların, toprağın, ağaçların üzerinde de bir sürü şeytani yüz yer almaktadır. İlk başta bunun sadece modelleme sonucu oluşan simetriden kaynaklandığı düşünülmüştür. Fakat sonra oyuncular bu tür şeytani yüzleri haritanın dört bir yanında da bulmuştur. Bu da Rockstar'ın şekilleri bilerek bu tarzda simetrik yaptığını, böylece birçok yerde bilerek şeytani yüzlere benzeyen şekiller yarattığını düşündürmüştür. Zombiler. San Fierro'da şehir merkezinde Zombotech şirketine ait bir bina bulunur. Oyuncu binanın içine ulaşabilir. Binanın ortasında devasa bir DNA modeli bulunur. Fakat binada ayrıca zombi virüsü geliştirme şirketi yazan bir bilgi tabelası da vardır. Bu da Zombotech şirketinin bir zombi virüsü üretmeye çalıştığını gösterir. Zaten Zombotech kelimesi zombi teknolojisi anlamına gelmektedir. Yani oyunda en azından zombi virüsünün varlığı kesindir. Bazı iddialara göre ordu ve Zombotech şirketi birlikte çalışarak 69. bölgede zombi virüsü geliştirmeyi başarmış. Dolayısıyla bir de zombi yaratmışlardır. Oyunda birçok açık mezarın olması bu iddiaları desteklemektedir. Yine bazı iddialara göre de toplu mezardaki 6 tane ceset torbaları içindeki cesetler de başarısız olmuş deneklerdir. Toplu mezarın hemen 69. bölgenin yanında olması da bu iddiayı destekler. Deniz canavarları ve köpek balıkları. Oyunda deniz canavarlarının olduğunu öne süren oyuncuların bizlere kanıt olarak sunduğu videolardaki ve resimlerdeki canavarların mod olduğu kanıtlanmıştır. Fakat oyunda ayrıca köpek balıkları olduğu da söylenmektedir. Bu iddialar güçlüdür çünkü oyun dosyalarında köpek balıklarına ait modeller vardır. Onları oyunda fazla görmesek de bazı oyuncular bu köpek balıklarının CG'ye saldırdığını söylerken çoğu barışçıl olduklarını söylemektedir. Oyundaki hiçbir deniz canlısının CG ile fiziksel bir etkileşime girmediğine bakarsak muhtemelen köpek balıkları barışçıldır. Köpek balıkları büyük bir ihtimalle oyunda vardır. Mothman. Oyunda var olduğu iddia edilen en gizemli varlıklardan biri de Mothman'dir. Gerçek hayatta Mothman, 1960'lı yıllarda Batı Virginia'da sayısız insanın gördüğünü söylediği yaratıktır.
Birçok oyuncu San Andreas'ta da bu yaratığı gördüğünü söyler. Mothman'ı gördüğünü söyleyen oyuncular onu kuş veya böcek kanatlarına ve de parlayan kızıl gözlere sahip siyah bir figür şeklinde betimler. İddialara göre Mothman, stowaway görevinde uçağı sabote ettikten sonra aşağı atlarken görülebilir ve de görülme olasılığı şiddetli fırtınalı havalarda artar. Bazı oyuncular oyundaki kuşları doğru düzgün bir modele sahip olmadıkları için Mothman ile karıştırır. Diğer mitler ile karşılaştırıldığı zaman Mothman efsanesini destekleyen kanıt sayısı çok çok azdır. Bigfoot, koca ayak. Koca ayak San Andreas'taki en eski gizemdir. O kadar eskidir ki bu mit GTA 3'e kadar uzanıyor. GTA 3'teki Cedar Grove bölgesinde de bulunabileceğine inanılıyordu. San Andreas'ta ise gizem avcılığında kapıyı açan mitin kendisidir. Koca ayak aynı zamanda Sasquatch veya Yeti olarak da bilinir. Yeti adlı bilinen versiyonunun Mount Child'da yaşadığına inanılır. Yeti'nin kendisini dağlarda saklanabilecek şekilde kamuflaj edebileceğine inanılır. Ki doğadaki birçok canlı da bu tarz özellikler geliştirerek türünün devamlılığını sağlayabilmiştir. Yani siz farkına bile varmadan belki de yüzlerce defa bu yaratığın yakınından geçmiş olabilirsiniz. Koca ayağın görüldüğü iddia edilen yerler daha çok Shady Creek ve Beko Beyond civarındadır. Beko Beyond bölgesine haritadan bakınca mükemmel bir ayak şekli oluşturması öne sürülen büyük kanatlar arasındadır. Koca ayağın oyunun alfa ve beta versiyonlarında olduğu yapımcılar tarafından doğrulanmıştır. Fakat yapımcılar daha sonra Bigfoot'un kaldırılmasını istemişlerdir. Geliştiricilerin ise yaratığı tamamen kaldırıp kaldırmadığı hala tartışılmaktadır. Mount Child, Shady Creek ve Beko Beyond bölgesinde devasa ayak izleri bulunabilmektedir. Bu bölgelerde kesilerek değil fakat bir güç ile zorlanarak kırılmış hatta sökülmüş ağaçlar vardır. Yine bu bölgelerde hasar görmüş veya terk edilmiş onlarca araca rastlanılabilir. Bu araçlar sanki dışarıdan saldırıya uğramış izlenimini vermektedir. Ayrıca oyunda çekilen bazı fotoğraflarda ağaçlardaki maymun şekilleri görülebilmektedir. Tüm bu bahsettiğimiz olaylar oyundaki koca ayak varlığını kanıtlar niteliktedir. Yani oyunda bu bölgelerde geçirdiğiniz tüm o vakit boyunca kendisini başarılı bir şekilde saklayabilen, daha önce buraya gelen birçok insana saldırmış ve arabaları hurdaya çevirmiş, ağaçları bile devirebilecek kadar inanılmaz bir güce sahip bir yaratık tarafından takip edilmiş, izlenmiş olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Gizem videolarının devamı için like atmayı, daha fazla gizem videosu için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hayatta yüksek gönüllülükte kalmanız dileğiyle, bye bye.